Şimdi de data access yani veri erişim katmanımızı yazalım. Öncelikle şu navigation propertilerden bahsetmek istiyorum. Bakın burası kategori sınıfı. Kategori sınıfında product I collection tipinde ve new list product ile bir örneği alınmış durumda ve sadece get'i var, set'i yok. Product sınıfına baktığınız zaman da onda da kategori sınıfı var ve virtual. Bu durumda ben kategori sınıfına I collection tipinde ilişkili olduğu product sınıfını eklersem, örneğini alırsam, product sınıfında da kategori sınıfını virtual olarak eklersem bu durumda gezinme özelliği elde etmiş oluyorum. Solution üzerinde sağ tık. Add new project. Class library next. Bu data access katmanına doğrudan repo'da diyebilirdik ama ben ismini data access olarak vereceğim. Katmanın adı data access. Class library projesi create butonuna bastım ve oluşturdum. Class 1'e ihtiyacım yok. Şimdi bize data access katmanında Entity Framework Core lazım olacak. Burada artık Entity Framework kodlarını yazacağız. Bu durumda onu bir install edelim. Peki bu Entity Framework Core nugget'ını nasıl install edeceğiz? Nugget Package Manager, Manage Nugget Packages for Solution. Buradan Entity Framework Core'u buluyoruz. Hangi katmanı yükleyeceksek onu seçiyoruz. Install butonuna tıklayınca zaten yükleme yapılıyor. Bir de Package Manager konsoldan yapılabilir. Şöylece projenin Report Package'ine gideriz. Orada da Package Manager'ın kurulum komutu var. Şunu şuradan kopyalarız. Versiyonu almayız. Şöyle. Sonra Tools menüsünden Nugget Package Manager, Manage Nugget Packages for Solution. Açıldı ama şu anda error list gözüküyor derseniz şuna tıklayıverirsiniz şöyle. Yapıştırırsınız kodu. Burada Entities değil artık. Data Access katmanında kurulum yapacağım için onu seçip Enter'a bastığımda kurulum yoksa yapacak. Şimdi ben jenerik repository pattern'ı kullanacağım. Ne demek? Şöyle veri tabanı model sınıfları var ya. Onlara CRUD işlemleri yapıyoruz. CRUD ne? C create, R read, U update, D de delete oluyor. İşte bu işlemleri jenerik type'la tüm modeller için genelleştirme deseni uygulayacağız. Buna işte jenerik repository pattern deniyor. Yani ifadesi belki size zor geliyor olabilir. Jenerik repository pattern çok havalı bir isim gibi duruyor fakat yazarken göreceksiniz oldukça basit. Yani kullanım olarak basit, işlev olarak çok işlevsel bir yapı. Öncelikle Entity Repository interface'ini oluşturacağım. Yani bizim bir kuralımız var. Önce interface yazıyoruz, sonra class. Interface ne? Interface sözleşme, kontrat, arayüz, sınıf şablonu. Bunların hepsi interface'i ifade ediyor. Şimdi bu data access katmanında mouse'a sağ tık. Add class. Interface ekleyeceğim. Niye class ekliyorum? Ya şöyle. Bakın buradan sağ tıkladınız ya. Add. Class daha yakın. Ama add. New item. Yok şuradan interface seç. Burası biraz daha uzak diye class ekliyorum. Sonra adını değiştiriyorum. Yani şöyle yapıyorum. Add. Class. Ama interface ekleyeceğim. Adı iEntityRepo. Yani interface'in adı iEntityRepo. I ne? Interface'in kısaltması i. Yani interface'in i harfi. Entity Repo da benim Entity Repository'im işte. Add butonuna bastım. I Entity Repo eklendi. 1. Şunu File Scope'da çevirdim. Boş satırımı sildim. Şuraları da sildim. Burası da public olacak. Bu hep standart. Public olacak. File Scope'da çevireceğiz. Bir de size şunu göstereyim. Projede bakın. Microsoft Entity Framework Core kurulu. Bir de bize ne lazım? Bu Entities katmanı gerekiyor değil mi? Bu sefer proje referansı ekleyeceğiz. En kolayını yapayım. Şuradan dependencies var ya. Buradan sağ tıklıyoruz. Add Project Reference diyoruz. Entities'i seçiyoruz. Yani Data Access katmanı Entities projesini kullanacak. Nugget yükleyince Package Reference oluyor. Proje referansı ekleyince de Project Reference oluyor. İkisi de include. Burası projenin yolu. Burası da Entities, Entities proje. Yani burada aslında şu solution ifade etmiş olduk şu noktayla. Burada entities bu katman. Entities CS proje zaten projenin kendisi yani. Şu. Entities CS proje. Yani benim gibi ille seçmeniz gerekmiyor. Buraya bu şekilde kod yazmak isteyen de yazabilir. Proje referansını seçmekle aynı anlamı ifade ediyor. iEntity Repo interface'ine geldim. Şimdi interface'i yazmaya başlayalım. Şimdi bu iEntity Repo. Jenerik bir T alsın. Peki bu T ne? Bunu bildirmek lazım. Çünkü T class olabilir, struct olabilir, record olabilir. Bunlardan hangisi? Bunu bildiriyorum. Var ile bir filtre koydum. Dedim ki T bir cluster,
aslında referans tiptir. New'lenebilir. T'yi de ifade etmiş olduk. Şimdi kodlarımıza geçebiliriz. Biz SQL Server'dan sorgulama yaparken neler yaparız bunları bir düşünelim. Select all yaparız. Yani şu var ya. Mesela ben products'tan sürdüreyim şimdi sadece. Çalıştırayım. Select yıldız from products şeklinde bir sorgulama yaparız. Bunu veri tabanından sorgular user interface'e doldururuz. Değil mi? Şu projeden bir göstereyim. Neler yaparız? Get all. Şu get all ne demek onu göstermiş olacağım. Ben get all sorgusu gönderince o select yıldız from products yazacak ve bunları buraya basacak işte. Sonra ne yaparım? Ver ile bir filtre eklerim. Derim ki adı şu olanlar. O da bu işte. Bakın mesela şurada cıha yazdım ya. Bu da şu ver. Daha sonra ID'ye göre sorgularım değil mi? Tümünü görüntüle yapayım. Bakın mesela şurada condiment seçiyorum ya. Bunun ID'sine göre burayı sorgularım. Bakın bu da get by ID asenkron. Bir veri eklerim. Add. Şu ekle. Çoklu veri ekleyebilirim. Update edebilirim yani güncelleme. Remove edebilirim yani silme. Remove range yani çoklu veriyi silebilirim. Şimdi bunlarla ilgili neler yapabileceğimizi planlamış olduk. Bu durumda bunun interface'ini yazacağım. IEntity repo'ya geçtim. Başlıyorum. Diyorum ki ben getAll adında metot istiyorum. Kimden istiyorum bunu? IEntity repo'yu uygulayan her sınıfta getAll diye bir metot olacak. Peki bu metot geriye ne döndürecek? IQueryable yani sorgulanabilir bir liste. IQueryable tamam. Peki IQueryable sorgulanabilir bir liste döndürecek ya. Listenin tipi ne? T. T ne? Referans tip ve newlenebilir. Böylece bu interfeysi implement eden her sınıfta getAll diye bir metot olmak zorunda olacak. Yani bir sözleşme gibi düşünün. Ben diyorum ki IEntity repo'yu implement ettin mi sen? İçinde getAll olmak zorunda. Daha sonra yine IQueryable tipi T. Bu T ne olacak arkadaşlar sizce? Şu modelse baktığımız zaman buraya ya kategori gönderirim ya product gönderirim. Şuradan buraya bunları göndereceğim. Ben buraya product gönderirsem product için getAll çalışacak. Ver. Ya burada getAll yazdığıma bakmayın. Bu standart bir ifade. Ben buraya böyle bir şey de yazabilirim yani. Genelde herkes getAll kullanıyor. Ben de onu kullanıyorum. Normalde ben select all kullanılması daha çok hoşuma gider. SQL Server çok kullandığım için select all daha çok hoşuma gider. Ama herkes getAll kullanmış. Ben de onu kullanıyorum. Ver. Daha sonra bir predicate yazacağım. Ya predicate de yüklem demek ama bakın arkadaşlar aslında şöyle bir şey yani. Şu ver ifadesi var ya. Ben bunu nasıl kısıtlayacağım onu yazıyorum. Ona da predicate yani yüklem deniyor. Expression function. İçerisine T istiyor işte. Buradaki T ne? Bu. Yani bu. Yani şu. O ne? Referans tip ve newlenebilir. Bu durumda buraya T'yi veririm. Bir de ona boolean gönderiyorum. Yani bu T'nin durumuna göre true veya false dönmesi durumunda neler olacağını ifade edeceğim. Daha sonra buraya bir isim veriyorum şöyle. Ama genelde herkes predicate yazmış. Ben de predicate yazayım. Metodum şu. Get by ID asenkron. İçerisine ID alacak. Arkadaşlar bu navigation property ile ilgili çok detaylı bilgi isterseniz burayı okuyun lütfen. Yani ben size kısacık bir kelime söyledim ama şuraya bir bakın. Ne kadar detay isterseniz o kadar detay zaten Microsoft'un dokümantasyonunda mevcut. Şuradan basın Türkçe'ye, Türkçe'ye çevirsin. Sizde şu yoksa belki benim gibi kullanmıyorsunuzdur buraları. Enus yerine TR yazın. Türkçe'ye çevirsin, okuyun. Devam ediyorum ben. Konuyu bölmeyelim çok. Get by ID asenkronla integer ID alacak parametresine ve geriye bir tane product dönecek tek. Veya da kategori dönecek. Yani T dönecek geriye. Boolean. Any asenkron adlı bir metodum var. Geriye boolean döndürüyor. Any asenkron. Yani aradığım veri tabloda var mı? Bu true veya false döndürecek. Bakın buradaki expression function'la aynı. Bunun where'den farkı ne? Where geriye IQ variable döndürürken bu any asenkron geriye boolean döndürecek. Ve asenkron. Ekleme komutunu yazalım. Task add asenkron. Bu geriye bir şey döndürmeyecek. Şu T tipinde entity alacak. Yani kategori ya da product alacak. Onu ekleyecek.
Adrenge Asenkron adında bir metodum olacak. Bu metot da I Queryable T alacak. Yani şunlardan birini. Artık where'le gelen ya da get'all'la gelen olabilir. Fark etmiyor. I Queryable T alacak. Şu kategori ya da product'ın çoğulu. Yani içinde birden fazla kategori veya product olan bir değişken. Entities olacak bu. Adı entities yani. Bunu Adrenge Asenkron'la ekleyecek. Update. Update'i void olarak yazdım. Update'in ve remove'un asenkronları yok. O yüzden şimdilik void olarak yazdım. Void metot. Update. Buradaki test buradaki void gibi düşünün yani. Void update t entity t ne? Kategori. Bir adet entity alacak. O kategori ya da product olacak. Onu update edecek. Bir de remove var. Bunun aynısı. Yani adı remove. Bu da almış olduğu T'yi remove edecek. Tabi burada body'leri olmadığı için bir işlem yapmıyor. Sadece bir sözleşme. İşte bu interface'te bunlar var. Bu interface'i implement edenlerde de bu metotlar olacak. Body'lerini herkes kendi yazacak. Bir de remove range yazıyorum. Yani çoklu remove yapabilecek. Bu nasıl çoklu add yapabiliyorsa, add range asenkron. Bu da çoklu remove yapabilecek. Remove range. IQvariable T alıyor. Bu da aynı. Yani içinde birden fazla kategori ya da product olan bir değişken talep edecek. Siz bu T'ye bir kategori gönderince size sorgulanabilir bir kategori listesi dönecek. O listeyi bana vereceksiniz. Ben de bunu remove range ile çoklu olarak silmiş olacağım. İnterfeysim hazır. Şu solution üzerinden F6'ya basarak projeyi bir derleyeyim bakalım bir hata çıkacak mı? Derlenmesi başarılı, bir sıkıntı yok. Henüz user interface'iniz olmadığı için bir ekran gösteremiyorum size. Blazor ve Windows Forms user interface'lerimiz olacak. Oradan size bu şekilde verileri gösterebileceğim.